Değerli izleyenler, Üsküdar Üniversitesi Kurucu direktörü, Psikiyatr Profesör Doktor Nevzat Tarhan hocamızla İzmir depreminden sonraki süreci konuştuk. Depremin psikolojik yansımalarını konuştuk. Psikolojik değerlendirmelerde çünkü malumunuz deprem ani gelişen bir doğal afet ve maalesef kimi zaman yıkıma ve ölüme neden olabiliyor. Burada İnsanlar ister istemez psikolojik olarak travmalar yaşayabiliyorlar, özellikle de çocuklar yaşayabiliyorlar. Bu konuyu konuşmak önemliydi. Konuyu uzmanıyla konuşmaya çalıştık. Sayın Nevzat hocamla konuştuk. Önemli değerlendirmelerde bulundu. Yani çocuklar travma yaşadıktan sonra ne yapmamız gerektiğini, çocuklara ailelerin nasıl yaklaşım göstermesi gerektiğini, depremden veya doğal afetlerden önce çocuklara nasıl eğitilmesi gerektiğini güzel bir şekilde izah etti, değerlendirdi. Ee, umarız hepimiz faydalanmışızdır. Gündem özelinin ikinci başına geçiyoruz. Koronavirüs gündemi. Ee, yaz aylarında biraz e, duraksamış, durağanlaşmış gibiydi. En azından hasta sayısında bir düşüş vardı. E, vaka sayısında düşüş vardı. Hayatını kaybeden sayısında bu anlamda düşüş vardı. Ama havaların soğumaya başlamasıyla sonbaharla birlikte e, yeniden maalesef e, salgın yayılmaya virüs etkili olmaya başladı. Bu konuyu da değerlendireceğiz. Yine önemli ve değerli bir konumum var. E, Profesör Doktor Kadriye Kart Yaşar Hanımefendi Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi. E, Kadriye Hocam yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Sağ olun. Teşekkürler. Hocam ben biraz girişte hemen özetledim. Yani yaz aylarında nispeten şimdi oranla biraz daha iyi gibiydik. Ama havaların hafiften sonbaharda soğumaya, serinlemeye başlamasıyla virüs tekrar salgın tekrar yayılmaya güçlü bir şekilde hatta yayılma ki son günlerde malumunuz hem hasta sayısında bir artış var hem de hayatını kaybedenlerin sayısında ve ağır hasta sayısında da maalesef bir artış var. Buradan başlayalım dilerseniz. Evet dediğiniz gibi Kış mevsimine girmemizle beraber virüs yayılımı, soğuk algınlığıyla beraber kapalı ortamlar birkaç sebebi var tabii bu vaka sayısının artışının. Birincisi biz hep söylüyorduk yaz aylarında açık hava olması biraz virüsün hızını kesecek, azaltacak ama kışla beraber ikinci dalgayı bekliyorduk. Biz şu an ikinci dalgayı yaşıyoruz. Evet. Kış mevsimi işte influenza gibi grip salgını gibi bu aylarda sıkça gördüğümüz soğuk algınlığı yapan diğer hastalıklarla beraber virüsün yayılımı da devam ediyor. Yani ikinci pikini, ikinci atağını yapmak üzere ikinci dalgayı yaşıyoruz. Buna bağlı olarak kapalı ortamlarda kalıyoruz. Artık havalar soğudu. Tabii kapalı ortamlar, havalandırılmamış ortamlar, açık alanlara kıyasla virüsün çok daha kolay bulaşabildiği ortamlar. Bu gibi gerekçelerle de maalesef sayıları bu şekilde artacağını bekliyorduk kış mevsimiyle birlikte. Bunu yaşıyoruz. Yani daha nasıl günler bekliyor bizi? Var mı bir öngörünüz hocam buna? Çünkü Avrupa'da ee, İngiltere'de, Fransa'da, diğer farklı ülkelerde de yanı başımızda işte Yunanistan'da geçtiğimiz günlerde yeni tedbirler açıkladı. 6 haftalık bir sokağa çıkma yasağı ilan ettiler onlarda. Orada ölü sayısında da bayağı bir fazlaşma var ki hasta sayısında da yine e, peak yapmış durumda. Türkiye için e, öngelleriniz öngörüleriniz neler acaba bu konuda? Aslında şunu söyleyebiliriz yani biz Mart ya da Nisan ayındaki vakalarla şu an gördüğümüz vakalar arasında klinik anlamda bunun tabii bir mutlaka daha böyle laboratuvara dayalı, daha böyle kanıta dayalı çalışmaları da mutlaka yapılacaktır. Hı hı. Biraz daha şu dönemde rastladığımız virüsün sanki biraz daha kolay bulaşabildiğini, ve hastalık şiddetinin biraz daha arttığını söyleyebiliriz. Zira mesela Nisan-Mayıs aylarında hatta Haziran ayına kadar yatak kapasitemiz uygun bir şekilde hastaları yatırarak tedavi etmeyi karşılıyordu. Ve biz genellikle mesela hafif hastaları ayaktan tedaviyle o zaman da eve gönderiyorduk. Şu anda aynı politikayı izlemeye devam ediyoruz. Hafif hastaların evde izolasyonla evlerinde tedavi edilmesiyle ilgili bunları yapıyoruz. Ancak şu anki yaşadığımız dönemde hafif hastaları yine evlerine göndersek bile yatak kapasitelerinin kıyaslama için söylüyorum biraz daha dolu olduğunu söyleyebiliriz. Hastaların ciddiyet olarak da biraz daha daha ciddi seyirli hastalar olduğunu söyleyebiliriz. Yani bu bizim klinik gözlemimiz. Yani birçok meslektaşımız da Türkiye'nin pek çok bölgesinden meslektaşımızla paylaştığımız bir bilgi, bir anekdot gibi söyleyebilirim. Yani bunu biraz daha şiddetli olduğunu söyleyebiliriz. Yani biraz daha ağır geçiriyor bu dönemdeki hastalar. Evet. Ve gözlemlediğimiz mesela aynı evde. Diyelim ki bir kişi hastaysa onun en yakınındaki bir ikinci kişi hastayken ya da üçüncü kişi hastayken şu an eğer bir evde bir hasta varsa bütün aile topyekun hasta hale geliyor. Yani bu da bize bir miktar virüsün bulaşıcılığının bu aylardaki virüsün belki bir mutasyon olabilir. Hı hı. İyi yönde bir mutasyon değil ama maalesef hem bulaştırıcılık yönünde daha bulaşıcı bir virüs olduğunu hem de hastalığın şiddeti yönünde sanki biraz daha daha şiddetli vakalar görmeye başladık diyebiliriz. Yani hastaları çok kolay taburcu edemiyoruz. Çok e, yüksek doz oksijen tedavisi veriyoruz. Yoğun bakıma göndermekte yine e, çok acele etmiyoruz. Hastayı mümkün olduğunca servislerde takip etmek istiyoruz ama genel gözlemimiz hastalar biraz daha ağır, virüs biraz daha bulaşıcı diyebiliriz kısaca. Evet, peki hocam tedbirlerle ilgili yani şimdi geçtiğimiz hafta tabii Sayın Cumhurbaşkanı da açıklamaları olmuştu. Yine İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı da bu konuda açıklamalar oluyor. Tedbirlerin kapsamı biraz daha genişletilmeye başlanıldı. Hatta özellikle de iş yerlerinin esnek çalışma modeline tekrar geçmesi gerektiği de istendi. Bu konuda da tavsiyeler oldu. Ee, Avrupa örneğini verdim. Orada biraz daha ciddi, biraz daha keskin, sert tedbirler almaya başladılar. Bizde de e, tedbirlerin genişleyeceğini öngörüyor musunuz? Genişletilir mi, te genişletilmeli mi tedbirler? Şimdi e, biliyorsunuz yaz aylarından özellikle ağustos ayından itibaren okulların açılması ya da iş yerleriyle ilgili e, nasıl bir tedbir alınmasına dair tartışmalar vardı. Bunlar Hı -hı. sadece ülkemizde değil dünyada da tartışılıyordu ve Neyin gerçek yüzde yüz doğru, neyin yanlış, neyin hatalı olabileceği gerçekten çok net değil. Ee, şu an ama biz şunu öngörüyorduk en azından. En azından Ağustos, Eylül, Ekim ayları içinde okullar gibi işte ne bileyim bazı iş yerlerinin e, normal mesaiyle çalışarak belki e, normal yaşantının sürdürülmesi, ekonominin düzeltilmesi, okullarda eğitimin bir miktar bile olsa devamı anlamında böyle bir normale geçiş süreci planlandı, hedeflendi. Sadece Türkiye'de değil, dünyanın birçok ülkesinde de bu şekilde bir normale geçiş süreci yapıldı. Ama kış aylarında vaka sayısının çok daha hızlı yayılacağı, çok daha artacağı beklenen bir şeydi. O yüzden de tedbirler muhtemelen vaka sayılarıyla Orantılı bir şekilde arttırılabilir yani belki çok işte okullar Kasım sonu Aralık gibi belki ertelenebilir kapatılabilir yine bunlar çok net değil ama böyle bir gelişme bekliyorum ben açıkçası yani belki kısa dönemli sokağa çıkma yasağı hı hı. ya da belli yaş gruplarına bulaşı engellenmesi açısından bilhassa yaşlı hastalarımız biliyorsunuz ağır geçirdiklerini biliyoruz. Onlara yönelik belki yine zaten mevsim de buna uygun bazı tedbirleri uygulamak kışın daha kolay olabilecek. O sebeple böyle bir hmm. kitlesel anlamda tedbirler düşünülebilir. Tabi aşı çalışmalarının hızlandırılmasını bekliyoruz. Ben açıkçası aşı, aşıdan umutluyum. Aşı eğer hayatımıza girebilecek olursa en iyi tabirle herhalde Yılbaşınla beraber biz aşı ile ilgili gerek yurt dışından anlaşmalarla getireceğimiz aşılar olacak belki hı hı. ya da yerli aşı ile ilgili bir ivme kazanırsa eğer ben çok ümitliyim hı hı. çok daha efektif sonuçlar alacağımızı çok daha etkili sonuçlar alacağımızı düşünüyorum aşıyla beraber. Çünkü öteki türlü bu şekilde virüsün yani hep konuşuluyordu az önce bahsettiğim mutasyonun böyle virüsün hızını kaybetmesi. E, bulaşıcılığının azalması ve insana uyumlu daha hafif seyirli bir hale gelmesini bekliyorduk ama maalesef bugünkü noktada onu söyleyemediğimiz gibi sanki henüz ortaya konmamış belki ama biraz daha bulaşıcı biraz daha e, ağır seyredici bir e, hali var gibi duruyor o yüzden e, tedbirler belki bu e, çalışmalar ortaya konursa tedbirler arttırılarak aşı çalışmaları hızlandırılarak kitlelerin büyük e, oranda e, enfekte olmasının önüne geçilebilir. Hmm. Tabi burada şey de konuşuluyor. Yani hani kitlenin e, hani sürü bağışıklığı dediğimiz sürü, e, genel olarak bir bağışıklık oluşması ve hastalığı geçirmesi istenen bir şey aslında. Ama bu virüs için bu biraz değişik bir virüs. Bu virüs için bu kadar çok peşin konuşmak çok doğru olmuyor. Yani bir sürü yüzü olan, bir sürü farklılığı olan bir virüs. Çok net şeyler söylemek gerçekten zor. Evet. Şimdi hocam salgının Mart ayında Türkiye'de ortaya çıktıktan ve yayıldıktan sonra şöyle bir algı vardı. İşte Gençler biraz daha rahattılar risk grubunda olanlara göre. Yani 65 yaş üzeri olan ve kronik rahatsızlıkları olanlara göre daha rahat davranıyordular. Fakat son dönemlerde özellikle sizin bahsettiğiniz bu ikinci dalga döneminde geçtiğimiz günlerdeydi. Malatya valisinden yanılmıyorsam dinlemiştim. Şehirde yoğun bakımda yatan hastaların yarısından fazlasının genç olduğunu söylemişti. Bu mutasyon geçirdi mi geçirmedi mi gençler, gençleri de artık bu denli etkiliyorsa gençlerde korkmalı mı artık? Biz salgının başından beri biz söylüyorduk. Yani gençler tabii ki bir miktar daha hafif seyirli diyebiliriz ama ağır seyreden gençlerimiz Mart'ta da vardı. Hı hı. Nisan'da da vardı. Bugün de var. bununla ilgili sayısal bir oran söylememiz zor. Yani. Belki bulaşıcılık arttığı için şimdi şöyle düşünün gençlerden enfekte olan sayısı azdı belki. O nedenle de o enfekte olanlar içindeki ağır genç oranı daha düşüktü, daha azdı. Vardı, hiç yok değildi, vardı. Ama şu anki sayılar biraz daha bulaşıcılığın artmasıyla daha çok genç etkilendikçe virüsten daha ağır geçirenlerin oranı da artıyor. Şöyle düşünün 100 tane gencin etkilendiği Mart döneminde şu an eğer 1000 tane genç etkileniyorsa bu 100 gençten 20 tanesi ağır geçiriyorsa örnek olarak söylüyorum şu an 1000 tane gençten 200 tanesi ağır geçiriyor. Bu yüzden de biz biraz daha ağır geçiren genç sayısını daha fazla görürüz. Vaka sayılarının artmasıyla ilişkili yani bugün bir aileden az önce dediğim gibi 2 ya da 3 kişi hastayken bugün bakıyorsunuz aynı evden 4-5 kişinin aynı anda hastalanabildiğini görüyoruz. Yani hmm. Bu önceden de vardı ama e, nispeten çok böyle Nasıl diyeyim? Bitişik düzen yaşayan, aynı apartmanda aile apartmanı şeklinde yaşayan kimselerde daha çok saptanıyordu. Ama şimdi bakıyoruz, mutlaka evde birisi hastaysa o evde yakın temas içinde olan ya da daha kısa süreli temaslarda bulunan kişilere bile virüsün bulaşabildiğini yine kendi hastalarımızdan görüyoruz, duyuyoruz. O yüzden de gençlerle ilgili oran bu şekilde bir artış olabilir. Gençler zaten e, yani virüs öyle bir virüs ki e, çok net bana bir şey olmaz e, denmemesi gerekiyor. Belki biliyorsunuzdur, duymuşsunuzdur. Hı hı. Yani yaklaşık bir ay kadar önce bizim genç 32 yaşındaki bir e, hekim arkadaşımız hiçbir semptomu yokken 15. günde e, virüse bağlı miyokardit yani kalp kası iltihabı ve buna bağlı kalp kriziyle hayatını kaybetti. Yani... Gençler e, maalesef etkilenebiliyorlar. Maalesef belirtisiz insanlarda bile virüsün e, sonraki komplikasyonlarını, sıkıntılarını görebiliyoruz. Bu yüzden e, virüsün bize bulaşmaması için gerekli tedbirleri almak e, en önemli e, faktör oluyor bu durumda. Peki. Hocam şimdi tabii hani son bardayız. Halk dilinde gribal enfeksiyonların çok yaygın olduğu işte nezle gibi, soğuk algınlığı gibi nitelendirilen. E, az önce siz de bahsettiniz. E, sanki e, bu grival enfeksiyonlara yakalanan COVID-19'a yakalandığında süreci biraz daha ağır geçiriyormuş gibi bir durum da var. E, son zamanlarda en azından e, ajanslara yansıyan haberlere göre. Bir de şunu sormak istiyorum hocam. Şimdi COVID-19 e, bu virüsü kapmış, tedavi sürecinden sonra iyileşmiş. E, risk var mı hali o, o kişi için? Veya ne kadar süre hani çünkü şöyle bir şey bir algı da oluşmuş hani toplumda COVID-19'a dair e, doğru bilinen yanlışlar da var. İşte antikorlarım gelişti artık ben bağışıklık kazandım COVID-19'a yakalanma gibi bir riskim yok diye e, rahat davrananlar da var. Bu konuda ne dersiniz? Yani o zaman da yani ilk pandeminin ilk dalgasında da biz açıkçası birçok... E, bilim adamı da bunu söylediler. Yani virüs değişik bir virüs. Genellikle de bu tür soğuk algınlığı virüslerinde antikorlar çok uzun süreli koruyucu olmamakta. Biz şu an ikinci dalgaya girerken artık dünyada da kanıtlanmış ikinci reenfeksiyon dediğimiz yeniden enfekte olan vakalar var. Bizim de kendi gözlemlerimiz hastalarımız içinde de daha önce PCR pozitifliği olan, BT'de yani tomografide pnömoni bulgusu olan hastaların e, kimisinin daha hafif seyirle, kimisinin daha ağır seyirli ve yine e, PCR pozitifli olduğunu, akciğer bulgularının yeniden e, olduğunu görmekteyiz. Yani e, antikor oluşmuş olsa bile insanların yeniden enfekte olması ee, olasılığı yüksek. Yani bu hmm. 3-4 ay gibi bir süre e, kadar koruduğunu söyleyebiliriz. Ortalama olarak. Net sayılar değil tabi. Evet. 2 ayda olabilir, 6 ayda olabilir ama ortalama 4-5 ay kadar ancak e, iki e, yeniden virüsle karşılaşsa bile enfekte olamayacağını söyleyebiliriz ama %100 değil tabi. Hmm. Ee, bu dönemde biz ikinci kere, bu ikinci dalgada da hastalanan az da olsa vakalarımız var. O yüzden mutlaka e, Geçirenler rahatlamamalı. E, aynı şekilde tedbire devam etmeliler. Evet. Hocam son sorum. E, Covid-19'un kalıcı hasar bıraktığına dair de son zamanlarda çok şey haber okuyoruz. Uzmanlardan en azından bu anlamda e, yeni yeni bilgiler hani virüsün de biraz daha gizeminin keşfedilmesiyle ve e, daha sonra yaşanan vakalarda görüldüğü üzere işte Covid-19'un belirli e, hasarları vücutta bıraktığı söyleniyor, dile getiriliyor. Bu konuda ne dersiniz? E, Covid-19 vücutta ne kadar etkili oluyor? Terk ettikten sonra da hala çünkü onun etkisini yaşıyorsunuz. Evet, haklısınız. Biz e, bilhassa akciğerdeki hasar üzerinde söyleyebiliriz. Bazı hmm. hastalar e, %100 akciğerlerinde düzelme olmuş olsa da bazı hastalarda maalesef e, tamamen iyileşmeyi görmedik. Yani akciğer hasarı devam etmiş Hı. ya da öksürüğü, e, nefes darlığı uzun süre seyretmiş hastalarımız var. E, i̇şte altta yatan bir akciğer hastalığı varsa bu hastaların daha e, e, hasar kalması açısından daha çok etkilendiklerini söyleyebiliriz. E, virüsün e, en önemli hasar bıraktığı organlardan birisi de merkezi sinir sistemi dediğimiz beyin ve e, beyinle ilgili en çok e, bu konu az bilinen kısım. Hmm. E, ama artık çokça dile de getirilmeye başlandı. İnsanlarda mental kapasite dediğimiz e, bilişsel fonksiyonlarla ilgili bazı sıkıntılar olduğu e, ortaya kondu gösterildi. En azından hastaların yani ne bileyim mesela bir konuya odaklanma, hafıza ya da e, bilişsel bazı fonksiyonlarla ilgili hatırlama, odaklanma, bir problem çözme, işine odaklanma, hmm. eskisi kadar aynı kapasitede e, yürütemediklerini en azından belli bir süre yürütemediklerini gözlemlemekteyiz. 5-6 ay kadar e, böyle bir tablo var mental kapasiteyle ilgili. Evet. Bazı hastalarda ise bilhassa e, eskisi kadar böyle e, güçlü, dirençli e, yani Efor kapasitesi olarak yani e, çok dayanıklı olmadıklarını görüyoruz. Mesela normal işini, ev işini e, gücünü yapan bir insan ya da iş yerinde çalışan birisinin e, normal günlük işini ya da e, ev aktivitelerini yerine getirirken eskisi kadar dayanıklı olmadıklarına dair e, duyumlar alıyoruz. Yani bu kadar kolay virüsün ciddi anlamda vücudu bu yönde hani sarsıcı bir etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Yani insanlar hafif atlatanlar e, istisna belki ama biraz da yoğun bakım gibi ya da ciddi seyirli e, pnömonisi olan hastalarda virüsün e, daha uzun vadeli e, bu tür etkilerinden bahsedebiliriz. Bunlara kalıcı dememiz için. Bir yıldan uzun süre devam etmesi gerekiyor. Henüz öyle bir e, süreyi yaşamadığımız için evet. belki birkaç ay sonra hala bu semptomları olan, bu belirtiler olan kişilerle ilgili bir çalışma yapılırsa ancak bunu uzun dönem, bir yıldan sonraki e, COVID ait belirtiler şeklinde m, derlenip toparlanabilir. Şu an salgını yoğun bir şekilde yaşadığımız için bu tür çalışmalar da maalesef hemen ortaya konmuyor yoğunluk sebebiyle sağlık çalışanlarının ve bilim adamlarının bu çalışmaları yapacak kişilerin öncelikle hastalığın yayılmasının önlenmesi işte laboratuvar çalışmaları hastaların hastanede tedavisi gibi yani pek çok konuda ilgilendikleri için açıkçası hmm. biz bile normal zamanda yapabildiğimiz pek çok çalışmayı yapamıyoruz şu an daha çok covid ağırlıklı primer öncelikli önceliğimiz Covid hastaları oluyor evet. ama e, muhtemelen önümüzdeki sene içinde bu tür çalışmaları da bir 3-5 ay içinde bu tür çalışmalarla ilgili uzun dönem bir sekel bırakıp bırakmadığıyla ilgili daha net çalışmaları söyleyebileceğiz çünkü bir yılı geçmiş olacak. Anladım. Anladım. Bu şekilde. Peki hocam çok çok teşekkür ediyoruz yayınımıza önemli ve değerli katkılar sundunuz davetimizi kırmadınız yayınımıza katıldınız çok çok teşekkürler yeniden. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Sağ olun. Hayırlı akşamlar. Değerli izleyenler, gündem özelde iki önemli değerli konuğum oldu. İlim adamı, bilim adamı iki konuğum vardı. Eskişehir Üniversitesi Kurucu Rektörü Sayın Profesör Doktor Nevzat Tarhan ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Kadriye Kart Yaşar Hanfendiydi. Hem koronavirüs sürecini, son gelişmeleri değerlendirdik. Hem de İzmir depreminden sonra oluşan, oluşabilecek psikolojik olumsuz etkileri konuştuk Nevzat Arhan Hocamla. Önemli bir program olmuştur umarım. Siz de bunlardan, verilen bilgilerden ve değerlendirmelerden faydalanmışsınızdır. Gündem Özel'in bu akşamın sonuna geldik. Başka bir programda tekrar buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olun.